Askeri açıdan Çin donanmasının İran'ın Bender Abbas limanına yaptığı bazı mevsimsel ziyaretleriyle Hint okyanusunun kuzeyinde Rusya ve İran donanmaları ile sınırlı manevralar dışında etkili bir varlığı bulunmuyor. Bununla birlikte Pekin'in askeri olarak varlığını genişletme ısrarı Hong Kong'daki Çin okyanusu ve Güney Çin denizi ile sınırlı değil. Çin, Cibuti'de Babil Mendeb yakınlarında aynı ülkedeki ABD üssünün birkaç mil uzağında askeri bir üs kurdu. ABD askeri kaynaklarına göre Çinli pilotlar bölgedeki ABD pilotlarının frekanslarını ve sinyallerini yakalamaya başladı. İran'da yayın yapan gazetelere göre Çin, devlet başkanı Xi Jinping'in 2015 yılında Tahran'a yönelik ziyareti sırasında iki tarafın imzaladığı güvenlik ve askeri anlaşmaların ardından İran'da kalıcı bir üst kurmaya çalışıyor. Jinping ziyareti sırasında İran dini lideri Ali Ahmaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti. İran parlamentosu içerisinde Pekin ile Körfez sularında İran sahillerindeki Kiş Adası'nda 25 yıl boyunca tesisin kiralanmasını içeren bir anlaşmanın imzalandığı söylentileri yayıldı. Adanın Çin'e kiralanması ile ilgili söylentiler Şubat ayında başlamıştı. İran'da yayın yapan muhafazakar teslim haber ajansı parlamento üyesi Hasan Nuruzi'nin ruhaniye hükümetin Kiş Adası'nın Çinlilere teslim edilmesi müzakerelerinin sebeplerini açıklaması için çağrı yapmıştı. Nuruzi ayrıca adayı teslim etmeyi reddettiğini ve hükümetin Pekin ile olan ilişkilerinin gizliliğini kınadığını vurgulamıştı. Çin askeri varlığının Amerika'yı körfezdeki ve bölgede yer alan uluslararası sulardaki kuvvetlerini güçlendirmeye itebilir. Aynı şekilde Çin'in İran'daki askeri varlığını açık etme riski Pekin ve Washington arasındaki gerilimi de artıracaktır. Trump yönetiminin Tahran yönetimini azami yaptırımlar politikasıyla boyun eğdirme çabalarına açık bir meydan okuma olarak da değerlendirilebilir. Doğrulanması halinde bu adımın Amerika'yı dünyayı herkese zarar verebilecek ekonomik kriz döngüsüne sokabilecek bir şekilde Çin'e karşı yaptırımlar uygulamaya da sevk edebilir. İran kaynaklarına göre süreç Hamedan, Bender Abbas, Şabar ve Abdam'daki mevcut havalimanları yakınında bu amaçla inşa edilen çift kullanımlı tesislerin inşasıyla başlayacak. Sukhoi-34 orta menzilli süpersonik uçakların konuşlandırılmasının yanı sıra Tupolev Tu-22M3S türü Çin tarafından modifiye edilmiş Rus yapımı uçaklarda tesislerde yer alacak. Bu aynı zamanda Moskova'nın bu üstleri ilk kullanımı değil. Rusya Ağustos 2016'da uzun menzilli Tupolev-22 bombardman uçaklarını ve Sukhoi-34 uçakları vasıtasıyla Suriye'deki hedeflere saldırı düzenlemek için İran'ın Hamedan Üssü'nü de kullanmıştı. Anlaşmaya göre Çin ve Rusya'nın savaş gemileri de Çağbahar, Bender, Buşehir ve Bender Abbas'taki İran'ın ana limanlarında Çinli şirketler tarafından inşa edilen tesisleri kullanabilecek. Geçen yıl imzalanan anlaşmanın gizli unsurlarından biri de Çin'in İran'daki petrol, gaz ve petrokimya sektörlerini geliştirmek için 280 milyar dolar yatırım yapmasıyla ilgili. Bu miktar gelecek 25 yılın ilk 5 senesinde teslim edilecek.